Selamlar arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyordum. Bugün biraz yedili akorlar üzerine konuşmak istedim. Bu akorlar nasıl kurulur, nasıl kullanılır, nerede çalınır, nasıl yapılır gibisinden. Neden önemli? Önce onu söyleyeyim. Çünkü bütün müzik teorisinin, Batı müziği teorisinin üzerine kurulduğu sistem aslında buradan geliyor. Majör dizi armonizasyonundan geliyor. Akorların kurulumundan geliyor. O yüzden akorlara ve teoriye hakim olmadan ne yazık ki iyi bir müzisyen, iyi bir gitarcı olmak çok zor. İyi müzik yapmak çok zor. Dolayısıyla aslında mutlaka oturtulması gereken konulardan biri. Hiç bir şüphe olmadan. Ve burada çaldığınız müziğin de çok bir önemi yok. Yani hangi müziği çalarsanız çalın. Bu metal olabilir, rock olabilir, caz olabilir, blues olabilir. Hepsinde akorlara minimum bir şekilde hakim olmanız gerekiyor. Ben en çok kullanılan bugün yedili akorlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi majör yedili akor. Triyatları zaten geçiyorum, majör ve minör, ama yediller hakkında konuşacak olursak bunların ilki maj yedi diye geçen, majör yedi diye geçen mesela bazı armonilerde akor. Bunun kurulumundan bahsedelim. Diyelim ki bizim kök notamız bugün do olsun. Çünkü neden? Do majör dizisinde hiçbir arıza yok ve dolayısıyla üzerine düşünmemiz ve konuşmamız çok daha kolay bizim için. Bir tabii ki bunu başlamadan önce sizden bir kağıt kalem almanızı isteyebilirim. Çünkü aslında teoriye dair bir şeyler konuşacağız. Dolayısıyla teoriyi özümsemek istiyorsanız mutlaka kağıt kalem not ederek ilerlemeniz gerekir. Kalıcı olmasını istiyorsanız. Do majör ile başlayalım mesela. İlk akorumuz Do majör olsun. Ve hemen bakalım şimdi. Buradaki olay şu. Bir sesin, kök sesimiz Do, kök sesinin üzerine 1, 3, 5 ve 7 koymamız gerekiyor. Yani eğer benim kök sesim Do ise 3. derecem Mi, 5'lim Sol, ve elim si olacak. Ve bu sıralamada hiçbir diyez veya arız yok. Dümdüz natural 1, 3, 5, 7 gelecek. Aralık olarak da 1 ile 3 arasında 2 tam ses var. Dolayısıyla do'dan mi'ye gittim. 3 ile 5 arasında 1,5 ses var. Dolayısıyla mi'den sola gittim. Sol ile yani 5 ile 7 arasında 2 tam ses var. Dolayısıyla 2 tam ses gitmiş oldum. Buna göre majör 7 formülü 2, 1,5 ve 2 aralık üzerine kurulu. Yani o zaman do, mi, sol, si, ikinci oktavı do, mi, sol, si. Akor olarak çalımı da bu. Ve çaldığınız her akoru, bu pozisyon, her akoru mutlaka en az 3 pozisyondan çalmanız gerekiyor. Neden en az 3 pozisyon? Çünkü 3 tane aslında bas karakterli de notumuz var. Bizim gitar üzerinde bir tanesi en üst tel, diğeri 5. tel, buradaki do, diğeri de re teli. Dolayısıyla aslında ben 3 pozisyon minimum bilmem gerekiyor. Yani do majör, bu benim birinci pozisyonum, ikinci pozisyonum ve üçüncü do majör burada. Ve bunları mutlaka arpej olarak da çalmanız gerekiyor. Yani diyelim ki buradan do, mi, sol, si, do, mi, sol, si. Bu benim birinci oktavım, değil mi? Ya da mesela şuradan deneyebilirim. Değiştirdim do'yu, yukarıdan aldım. Do, mi, sol, si, do, mi, sol, si. Hepsini kendi solunuzda kullanabilirsiniz aslında. Şu an bayağı kor seslerini çalıyorum. Başka hiçbir şey yok. Geçelim bir sonraki önemli akorlardan bir diğerine. Tabii ki dominant yedi. Dominant yedi ve majör yedi sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Dominant yedinin majör yediden en belirgin farkı şu. Yine 1, 3, 5 ve 7. sesleri alıyoruz ama 7. dereceye bir bemol ekleyeceğiz. Yani 1, 3, 5, bemol 7. Dolayısıyla benim kök sesim yine do olsun. Do 1. 2 tam ses ekliyorum. 1,5 ses ekliyorum. Mi ve sol yaptım. Bu sefer sole yani 5. dereceye 1,5 ses ekleyeceğim. Dolayısıyla benim 7. derecem si bemol olacak. Yani do, mi, sol, si bemol. Dolayısıyla akorumda si bemol edilmiş oldu. Yani tekrar do, 1, 2 tam ses, 1,5 ses ve tekrar 1,5 ses. Dolayısıyla dominant edi formülü 2, 1,5 ve 1,5 olmuş oldu aslında. Dolayısıyla ortaya çıkan sesler do, mi, sol ve si bemol. Ve bunu da 3 pozisyonda çalmaya çalışalım mutlaka akoru. Aslında bu benim kök sesi yukarıdan aldığım do edili hali. İsterseniz 4. parmağını kaldırabilirsiniz. Bu tamamen voicing'e göre değişen bir şey. Bir sonraki do 5. telde ve pozisyonum bu. Re telinde de bir diğer dominant teli. Aynı şekilde bunun da arpejlerini çalmanızı öneririm ben size. Yani do, mi, sol, si bemol.
sizin kendi solunuzda kullanabilirsiniz ya yani bayağı. Ve bunları çeşitli pozisyonlarda kullan. Zaten bunlar bayağı solo gibi duyulmaya başlıyor. Geçelim bir sonraki akora, yine önemlilerden minor 7 tabii ki. Minor triyat normalde neydi? 1, bemol 3 ve 5. Yani bir sesin birinci derecesi bemol 3'ü ve 5'i alınıyordu. Minor 7'de de bunun üzerine 1, bemol 3, 5 ve bemol 7 ekleyeceğiz. Yani benim root notum, kök sesim yine do burada. Dolayısıyla do, bemol 3, mi bemol, sol 5 ve si bemol. Değil mi? Bayağı aslında 2 oktav çalmış oldum. Do, mi bemol, sol, si bemol. Aralık olarak da ne olmuş oldu? 1,5, 2, 1,5. Do, do'dan mi bemol'e 1,5. Mi bemol'den sonra 2. Sol'den si bemol'e 1,5. Ve bunu da yine 3 pozisyonda çalalım aynı şekilde. Kök sesimi en üstlerden aldım. Do minor idi. Bayağı elimin altında. Değil mi? Bir sonraki pozisyon la telinden. Ve re telinden. Aynı şekilde bunların arpejlerini de çalabilirsiniz. Do mesela 2 oktav 1. Bir diğer önemli akordu şu. Minör 7 bemol 5 çok kullanılıyor bu da. Minör 7 bemol 5'in formülü de şu. Birinci ses hariç yani kök ses hariç bütün dereceler bemol alıyor. Yani 1, bemol 3, 5, bemol 7. Yani bunu demek oluyor. Do, mi bemol, sol bemol ve si bemol. Aralık olarak da şöyle bir şey ortaya çıkmış oluyor. 1,5, 1,5 ve 2 çıkmış oluyor. Değil mi? Bu akoru diminişle karıştırmayın. Çünkü diminişte şöyle bir şey var. Diminişte akor şu. Minör 7 bemol 5 bu. Bunlar arasındaki fark şu. Diminişte 7. derece çift bemol koyuyoruz. Dolayısıyla aslında ortaya çıkan derece 1 bemol 3 ve bemol 5 çift bemol 7 oluyor. Ama minör 7 bemol 5'te sadece bir tane bemol koymamız gerekiyor. O yüzden bunları böyle anlatıyorum teorik olarak. Mutlaka not etmenizi öneririm size. O zaman aynı şekilde minör 7 bemol 5'in de 3 farklı pozisyonunu çalmaya çalışalım. Benim akorum şimdi si minör 7 bemol 5 olsun. Çünkü si minör 7 bemol 5'te hiçbir arıza yok. Daha kolay anlaşılır olsun bizim için. Kök sesi ben si'den aldım. La telini atladım. Mute'liyorum bayağı. Bir alt telde la var, re var ve fa var. Bu benim minör 7 bemol 5'im değil mi? Hemen bir altta si, fa, la, re. Bir sonraki pozisyon. Ve bir sonraki pozisyonda da si'yi aldım. Minör 7 bemol 5'im burada. Aynı şekilde bunu da arpejde çalalım mutlaka. Yani si, re, fa, la benim seslerim. Ve si, re, fa, la ikinci oktav. Aynı şekilde. Aslında bunlar bayağı sizin sololarınıza yol gösterici line'lar olarak da ortaya çıkmaya başlıyor. Belli bir süreden sonra arpejde kullandığınızda. Diyelim ki mesela ben loop pedalıma sadece do maj 7'li kaydedeceğim bir tane. Ve bunun üzerine arpejli mesela çalacağım. Do maj 7 arpejli başlayayım. Arkadan geliyor ses. Sadece arpej seslerini diyeyim. İkinci pozisyon. Bayağı yedili kalmış oldum. Devam ediyorum. Bu sefer üstünde kalmış oldum. Yani bu arpejleri kullanırken aslında full hepsini çalmak yerine bu da olabilir ya da atıyorum. Ama bunları çeşitli intervallerle kombinasyon yaptığınızda bu sefer çok daha güzel sololar, efektif şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani atıyorum 1-3 ile başlamak yerine 1-5 ile başladım ben. Do sol yaptım. Oldum.
Bu şekilde hem arpejleri hem de akorları çalarak hem kendi müziğinizi zenginleştirmeniz mümkün. Şimdi tabii ki hem teorinizi artıracaksınız, aynı zamanda bu akorların tam teori olarak bildikten sonra bunları aynı şekilde klavyede yansıtmanız gerekiyor. Çünkü diğer türlü bunu enstrümanınıza yansıtmazsanız bu sadece sizin için bir genel kültür bilgisi olarak kalıyor. Dolayısıyla bu çalıştığınız her şeyi, teorik olarak uyguladığınız her şeyi mutlaka gitar üzerine uygulayın ve dediğim gibi en az 2-3 pozisyonda çalmaya çalışın. O zaman zaten her şey kendine açılmaya başlıyor. Çaldığınız müzik zenginleşmeye başlıyor. Tekniğinizi geliştirmeye başlıyor. Çünkü daha başka pozisyonlarda çalmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu 4 akoru temelde başlangıç olarak mutlaka iyi bir şekilde sindirmenizi ve gitara yansıtmanızı tavsiye edebilirim. Birkaç video daha ekleyeceğim. Bilmiyorum, belki videonun altına konuşmak istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Ben tam emin değilim çünkü hangi konuları konuşmam bir sonraki videoda konuşacağımdan. Ve sorunuz olursa mutlaka alta yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bu kortların shape'lerini yani bu pozisyonları, akorları edinmek istiyorsanız da bana Instagram üzerinden mesaj göndermeniz mümkün. Oradan ben size zaten gerekli olan materyalleri göndereceğim. Görüşmek üzere.